Asistanız ekranlarında yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Ergin Aslan'la birlikteyiz. Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Ergin hoş geldin. Merhaba Neslihan. hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hemen başlayalım Tabii. istersen. Super Lig'in ilk haftasında Beşiktaş Karagümrük'le karşılaştı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Evet. Ve 1-0'lık galibiyet aldı. Getson Fernandes'in 85. Evet. dakikadaki golüyle birlikte bir kaçırılan penaltı var. Şimdi maçın bir değerlendirmesiyle başlayalım, evet. sonra ayrıntıları konuşalım. Ya ilk maçlarda biraz kapalı kutulara karşı oynuyorsun. Biz büyük takımların hazırlık maçları, Avrupa maçları bunları görüyoruz. Ne oynayacaklarını aşağı yukarı bize böyle bir iz veriyorlar. Üç dört maç önceden bilmiş oluyoruz, Süper Lig maçları başlamadan. Ama şimdi Kara Karagömrü'yü bilmiyoruz ki. Kayseri Spor'u, Gaziantep bilmiyoruz. Yani e, nihayetinde onların resmi maç yapma şansları yok. Hazırlık maçlarında öyle hani yayın mayın işi olmuyor. Dolayısıyla bir muammaya karşı aslında oynuyorsun. Böyle değerlendirmek lazım. Karagümrü'yü çok zayıflamış gördüm. Geçen sene çok etkili oyuncuları vardı ki düşünün Salih Dursunlu'yu forvet oynadı Karagümrü'de yani. <laughs> Bence maçın en önemli detaylarından tabii, bir tanesi tabii. bu arada. Yani. Herhalde pivot diye kullanırım dedi. Doldur boşalta dönecekti. Onu da çok <laughs> beceremediler. Beşiktaş stoperleri karşıladı. Beşiktaş tarafında Beşiktaş aslında Avrupa'da kazandığı maçlarda da 3 maç kazandı. Bu dördüncü. Birbirine yakın aslında performanslar. Tirana ve Nefçi Beşiktaş seviyesinde takımlar olmadığı için. Hı hı. Orada da hani biraz çok etkili gibi göründü ama ben maçları birini şeyde izledim. üçünde de şey var. Yani yetersiz bir Beşiktaş var sahada. Birini canlı izledim Tirana maçının ilk maçını. Dün oynanan maçta yine bireysel bir yetenek devreye girdi Getson Fernandez. Diğer maçlarda Abu Bakar Geliyordu. evet. Beşiktaş'ın oyunu gerçekten yetersiz. Çünkü şu ana kadar oynadığı dört maçtaki takımların kalibresi Beşiktaş'ı çok zorlayacak seviyede değil. Buna rağmen zorlandı hı hı. mesela Beşiktaş. Beşiktaş'ın çok net bir kreatif on numaraya ihtiyacı var Neslihan. Ve e, aslında seyir zevki yüksek bir Beşiktaş'ta izlemediğimizi söyleyebiliriz. Tabii, Şimdi tabii. diğer maçlara da baktığımızda yine bu maçı da baktığımızda ilk 45 dakika özellikle oldukça temposuz. Çok sakin geçen bir oyun. Dolayısıyla taraftarı mutlu eden bir oyun yok ortada. E tabii şimdi kazanmak güzeldir kabul. Hani Beşiktaş Şenol güneşle sürekli skorları alıyor. Kazanıyor. Avrupa'da kazanıyor. Lig'de kazanarak bitirdi ve şimdi kazanarak başladı. Yani serüveni galibiyet serisi biraz fazla. Ama şimdi oyun dediğin zaman tribüne adam niye gelecek? Futbol izlemeye gelecek. Tabii. Televizyonda izlerken ne yapacak? Futbol izleyecek, keyif alacak. Ki Şenol Hoca e, keyif aldırıcı bir futbol oynatmayı seven bir teknik adam. Şimdi dün bakıyorsun yani ilk yarıda neredeyse rakip yaradan gidecek mecali yok Beşiktaş'ın. Bir iki kere Muleka buldu o da ezdi topları. Evet. Kadro yapısına bakıyorsun şimdi Onur ve Muleka'nın kanat forvet Beşiktaş'ta olması... Çok normal bir şey değil. Hı hı. O rakiplerle beraber değerlendiriyorsun. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin potansiyeline bakıyorsun. Beşiktaş'a bakıyorsun. Şimdi taraftarın mutlu olmamasının sebeplerinden bir tanesi de aslında e, transfer serüveninin sıkıntılı geçirilmesi. Biliyorsun yönetimle arasında limoni taraftarın. Evet. Hatta limonin de ötesinde. Bayağı bir ekşi yani. Acıyla ekşi karışımı. Şimdi o, o arada mesafe var. İster istemez bu psikolojik olarak yansıyor ve e, oyun kötü oynandığında... Yönetim ne almadı şimdi? Anladın mı? Adam sağdan kötü orta yapıyor mesela. Evet. Sonra. Yönetim diyor baş almadınız adamı. Orta sahaya. E orada içinde hoca var, kulübe var, bir teknik taktiği var bu işin. Ne kadarını yapabiliyorsa artık takım kendi potansiyeliyle. Özellikle sosyal medyada baktım, insanlar çok büyük serzenişteydi. Hoca maçtan sonra ilk yere oyun adına özür diledi ama o onun naifliğinden kaynaklanan bir şey. E tabii burada totalde her şeyde yönetim değil yani. Orada da bir teknik adam var. Onun da görevi oyunu ve oyuncuyu daha yukarı hı hı. çekmek. Ergin ikinci yarıya e, gelecek olursak hı hı. aslında yine Şenol Güneş'in yaptığı değişikliklerin takımına evet, etki ettiğini söyleyebiliriz. Doğru. Doğru. Ee, biraz da çok daha koruma içgüdüsüyle kara gümrük ilk yarıdakinden daha fazla yaslanır hale geldi. Beşiktaş stoperleri öne çıktı. Ee, değişiklikler çok bir şey yaradı. Doğru söylüyorsun. Çok daha hareketlendirdi takımı. Özellikle hani e, Reviç ve Semih Girdikten evet. sonraki, evet. yani Semih'in böyle bir iki pozisyonda bencilliği yine oldu. Hani şey bir Nefçi maçında yapmıştı aynısını <laughs> ama. Ben Rebic'in e, ayağına topun yakıştığını gördüm. Ve çok işe yarayacağını düşünüyorum. Zaten Getson Fernandez gibi adamlar Beşiktaş'ta şu anda olmasa, Abu Bakar olmasa, Getson, 3'ü sayamıyorum mesela. Evet. Hani rebi sonradan gidiyor. İkisini sayıyor, 3'ü sayamıyorum. Onları da çıkardığın zaman gerçekten hani böyle bir konyaspor hani Konyaspor Evet. Nere neredeyse evet. böyle bir görüntü çıkacak. İkinci yarıda maçın çevrilmiş olması bir şeyi daha bize pozitif olarak gösteriyor. Biz hep böyle negatif yönleri anlatıyoruz ama bir de pozitifi Hı -hı. sayalım. Şimdi fizik gücü kısmen yeterli takımlar. ilk yarıda tempo yaparlar. 50-55-60'da oyunu rölantiye alırlar. Çünkü gitmez artık ayakları. Hı -hı. Beşiktaş oynadığı Avrupa maçının bir tanesinde sadece böyle oyundan düştü. Hı -hı. Son Nefçi maçında. Evet. Dünkü maç dahil yani vites yükselterek... 90 dakikayı bitirmek aslında Ağustos ayı gibi nemli ve sıcak bir ayda Sen de e, evet. İkinci yarıdaki tempoyla maç kazanmak fizik yükleme, kondisyon anlamında kampın olumlu geçtiğini hı -hı, gösteriyor. 4'te 4 dört yaparken Beşiktaş'ın öne çıkan en büyük özelliği fizik gücüydü. Aslında bu mantıklı olan ve yani bunun aslında sistemle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yani İlk yarıda Beşiktaş daha kontrollü, daha sakin dediğin gibi sıcak havayı ve nemi de göz önüne alarak ki dün korkunç bir nem vardı evet, evet, dışarıda. Evet. Yani durduğu yerde insan ter döküyordu. E bunu da göze alarak aslında daha kontrollü bir oyun olduğunu ve bilerek aslında ikinci yarı vitesi yükselttiğini söylüyorsun. Yok bilerek demiyorum ya. Umarım ha. öyledir de çok öyle gelmedi. Çok i̇ki öyle yarı değil. Biti bitirmek ister tabii ki Beşiktaş ilk yarı da. Yok beceremedi yani. Orada ha. çünkü tamam. şey yetmiyor. Potansiyel yetmiyor. Hı hı. Po yani e, muleka bitiremiyor mesela. iki tane yakaladı, üç tane yakaladı. Bitiremiyor. Yani bari şimdi başka konu Beşiktaş biz seninle geçen hafta burada yayın yaparken hatta ondan önceki haftaya gidelim. Biz en büyük serzenişim şuydu benim ya yeni bir maça çıkıyor Beşiktaş işte Avrupa Kupalarında sahada yeni transfer yok. Hatırlıyorsun evet, değil mi? Bu evet, evet, Bak aradan tabi. kaç maçlar geçti. Artık bir tur geçiyor Nevçi. Aynen. Bir aya yaklaştı neredeyse. Yine dünkü 11'i gördün değil mi? Şu an Süper Lig'de iki tane takım transfersiz sahaya çıkıyor. Bir transfer tahtası kapalı olan Kayserispor, iki Beşiktaş. Evet. Acayip bir cümle kuruyorum aslında. Evet. Yani içi aslında, yani altı bayağı dolu bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. erginle biraz maçın içinden gitmek istiyorum. Şimdi abu Abubakar'ın penaltısı çok tartışıldı. Evet. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani şöyle, ortalama bir oyuncu olsa, kredisi düşük bir oyuncu olsa çok ciddi linç yer. Ve çok eleştirilir. Hocası da oradan basın toplantısında göndermesini yapar. Taraftar tek açar yani. Hı hı. Sosyal medyada ciddi. Ama kredisi yüksek bir oyuncu olduğu için arada bir kere böyle bir... Hakkını görmezden geliyor bence taraftarlar. Ne yapmaması gerektiğini artık gördü. Çok penaltı dediğin şey ciddi konsantrasyon işidir. Kafandan bir şey geçiyordur ama o geçtiyse onu bitir. Hı -hı. Bitir. Beceremeyeceksen yapma. Deneme yani. o Öyle daha böyle bir penaltı atılmaz. 1-0 başlamak motive eder. 0-0 başlamak acabaları beraberinde getirir. Tabii. O yüzden tabii. çok kritik bir dakika, kritik bir an. Onu sen bakarsın bam diye atacaksın, atacaksın. onu yan ağlara. Bam diye Takımı yani atacaksın. Takımı rahatlatacaksın, yani. taraftan ya, tabii. rahatlatacaksın. Tabii. Ama dediğim gibi öyle bir şeyi var. Kredisi ya, bakar olduğu var. için Aynen. öyle bir kredisi var ama bir daha denemez diye düşünüyorum. Hangi oyuncuları iyi buldun? Bunun haricinde yani Rebic'i konuştuk. mesela. Yani Rebic kısa Rebic. vade evet. oynadı ama hani bu topla buluştuğunda iyi kullandığını söyleyebilirim. Hı -hı. Sol tarafta alverleri, adam eksiltmesi falan bunlar iyiydi. İki, enerjisiyle Masuaku Yani çok şey var tabii hani da bir, bir götürdüğü topu bitirme problemi var ama Hı -hı. yandan giriyor çizgiden. Orada çok karar problemi var ne yapacağını. Biliyorum. Enerjisi iyi ki Getson zaten bir numaraya yazıyorum geç sonu. Tavruk hareketleri olmasına rağmen hani riskli oynayıp işte kart mart sarı kart da var o dirsek evet. var bir tane. Necip enerjisiyle yine özverisiyle onu buldum. Yani ama çok riskli hareket yani bence de gereksizdi. Orada. Ya işte, tabii tabii ya. ama şimdi pivotla oynuyorsun adam yüksek çıktı sarı kartın evet. var. Daha kontrollü olman lazım. Evet. Şimdi pozisyon sarı. Hı hı. Değil mi? ikinci sarı. Şimdi daha hı hı. kontrollü Aynen. olman lazım. Ama asıl şöyle şimdi Necip niye sahada? Necip'in sahada olmasından ben rahatsız değilim. Ben başka bir şey sorguluyorum. Hı hı. Necip Canım ciğerim benim. Yeni transfer tey yok mu? Stoper almadım Beşiktaş. Ne bileyim abi yani Beşiktaş kurulduğundan beri Necip oynuyor neredeyse orada yani. <laughs> Şimdi yeni stoper var. Olmasa gam yemeyeceğim. Burada bir problem var. Hem getiren de hem onaylayan da hem alın deyip İcazet veren Peki Ergin şimdi o zaman transferlere geçelim. Yani söylediğim geçelim. gibi Beşiktaş'ın aslında en sıkıntılı geçirdiği transfer dönemlerinden bir tanesi. Evet. Ama yine buna rağmen aslında alternatifli bir da kurmaya çalışıyor bir yandan. Evet. Çaba, Çaba gösteriyor. Çaba gösteriyor. çalışıyor. Tabii ya çalıştığı kesin. Yani hiç yat, yatıyorlar değil. Orada Sayın şimdi evet. Emre Koca da var. Sayın Başkan Ahmet Nurçevi. Elbette hani e, Söğüt gölgesinde oturmuş transferler gerçekleşir mi diye beklemiyorlar tabii hı hı. ki. Onlar da görüyor bu baskıyı. Onlar da hissediyor tabii, bu tabii. baskıyı. Evet. Onlar da bitirmek istiyorlar. Hoca da bir bir anda bitsin istiyor. Ama işte yani demek yetmiyor. Evet, orada hayata. bitmiyor yani ve belli yani, ki bir sorun evet, var. Ben de çok bitmiyor. şey istiyorum yani. Birçok şey, hepimiz evet. her şeyi istiyoruz, istiyoruz yani. Canım, Olmuyor aynen. yani. Bir bir eylem gerekiyor onun için. Aksiyon <laughs> gerekiyor. Şimdi bahsedilen isimler var, bahsedilen bölgeler var. Ama planlama ne kadar doğru emin değilim bize sezon gösterecek bunu. Çünkü orta saha bölgesinde ciddi bir şişkinlik oldu. Chamberlain geldi. Hayırlı olsun hı hı Beşiktaş'a. Hı hı. İyi bir transfer. Makul bir maaş. Yani çünkü evet sakatlık geçmişi var ama zaten adam olmasa öyle bir durum olmasa burada Beşiktaş olmayacak olmaz. yani. Çok çok yüksek potansiyelli bir adam bu. Gerçekten bunu her seferinde konuşuyoruz yani. Burada evet. her programda seninle de konuşuyoruz. Diğer e, arkadaşlarımla da konuşuyoruz. E, hep böyle bir e, eleştiri oluyor ya işte. Ya yaşı büyük oluyor ya bir hmm. şey oluyor ve hep şunu söylüyoruz yani. Öyle olmasaydı zaten. Hani gerçekten Beşiktaş'ta evet, olmazdı, evet. Galatasaray'da olmazdı, Fenerbahçe'de olmazdı. Yani bir yandan da aslında ligin kalitesini göz ardı edemeyiz. E tabii ki yani adam buraya kıta değiştirip niye gelecek? Para için e, değiştiriyor evet, buraya ya, yani. para evet. için geliyor. He, Taliska'yı o yaşta bulursun, ilk getirdiğin o yaşta bulursun. Ama Olup Hı. tarih sahnesine çıktıktan sonra futbol sahnesi orada geçmiş olsun. Tabii. Yani. E, Sir ve çok iyi buluyorsun 1 milyon euro. o büyük iş mesela. Evet. Ama şimdi hadi şimdi getiremiyorsun mesela. O yüzden hani Chamberlain transferine ben hayır demem. Beşiktaş'ın bu konuda kötü hatıraları var. O bölgeyle ilgili kabul işte tek Tekşeyra'dır, Piyaniş'tir, Delali'dir falan. E, bu bir insanların e, içini bir pırpır ettirmiyor. Değil acaba ulan falan hani, ne olur ne olmaz yani. diye ama bence alınabilir bir risk. Çok e, tempolu bir oyuncu. Takımı taşıyacak bir oyuncu. Hı hı. Biraz da Getson Fernandez'i andıran aslında bir oyuncu. Ama nasıl yer açacak hoca? Nasıl bir kurgu yapacak? Şimdi bir de Bahtiyar geliyor. Kazak oyuncu. Şimdi o da o bölgenin oyuncusu. Orada bir orta saha enflasyonu oluşacak Beşiktaş'ta yani. Evet. Orayı nasıl kurulacak? Beşiktaş'ın önceliği asıl kanat bölgeleri bence yani. Bahtiyar demişken aslında onunla ilgili de hemen sorayım. Ee, özel istek var bu soruyla alakalı. Şimdi sen daha önce e, oyuncunun tek bir mevkisi olması gerektiğini savunmuştun ama Şenol Güneş Bahtiyar'la alakalı aslında Hı -hı. E, tam tersi bir e, durumu savundu. Yani burada biraz ayrıştınız o konuyla ilgili. Evet yani ben tek mevkisi biliyorum. değil en iyi oynadığı bir mevki vardır. Hı. Bir mevki vardır. Tabii ki yan Hı. mevkileri de olur. Bir adam stoperse stoperdir ama ihtiyaç halinde ihtiyaç halinde camı kırarsın mesela. Ne, değil, o orta sahaya koyarsın. Sağ bek i̇htiyaç halinde Hı. zaruri. Şimdi Beşiktaş'ta Onur'un sağ açık oynuyor. Hı. Evet. Oynar mı normalde? Kim oynatır? Hiçbir teknik adam oynatmaz. Yedek sağ beki Beşiktaş'ın. Şu anda kanat sağ forveti olarak oynuyor. açık. Niye oynuyor Onur? Mecburiyetten. Yokluktan oynuyor. Şimdi evet. biz Onur'a şey mi diyeceğiz? Çok mevkili bir oyuncu. Birçok yerde oynayabiliyor. Sağ açık, dahil. Hayır. <laughs> yok evet. adam yok yani. Anladım. Böyle mi diyeceğiz yani? Şimdi Şenol Hoca'nın bu söylediği şey de bence yokluktan kaynaklanmış. Şey. Mevkilerinin oyuncuları olsa niye böyle ihtiyaç duyuyorsun ki? Evet. Hayatta biz böyle her şey dağılıp yayılmamamız lazım. Belki ne Necip yapıyorsun? bir istisna olabilir burada. Necip'in bölgeleri de aslında çok değil. Necip'in sol öne koyamazsın mesela. 10 evet, numaraya koyamazsın. 8'e evet, yani. bile koyamıyorsun. Necip'in yeri belli. Stoper oynar Necip. Hı -hı. Çok zaruri halinde Hı -hı. ön liberayı atarsın orta sahaya. Aslında Hı -hı. asıl yeri orta saha da orası kalabalık olduğu için. Savunmanın diğer bölgelerinde çok zaruri sakatın, kırmızı kartın olduğu zaman koyup oynayacaksın. Hı -hı. Yani zaten o inanılmaz bir zaruri hale geldi. Çıkacak sahaya 11'in yok icabında çok komik bir iş yapıp sahaya çıksın diye Gezalı da getirip geride koyup oynatabilirsin belki çok zorunlu kaldığın zaman. Bu futbol böyle bir şey ama ben yine hala o fikrimin arkasındayım. Yani o çok dağılmamak <laughs> lazım. Dünyada yok mu böyle oyuncular? Var. Tabii yani, yani elde yani. gösterilir oyuncular var 3-4 tane sayarsın ama çok öyle her mevkide çok iyi olmak diye bir şey yok yani bence. Hı hı. Ben ona katılmıyorum. Peki ne düşünüyorsun Bahtiyar'la alakalı? Bilmiyorum Sence ki. Sence Beşiktaş'a yararlı olacak Bence onlar yani Bahtiyar'ı kim nasıl biliyor bana bir anlatsınlar Allah aşkına. Kim oturup Rusya Ligi'ni izliyor maçları? Kim bana bir anlatsınlar yani. Şimdi kim biliyordur bunu? Hocanın önüne 2-3 tane videosu konulmuştur, hı hı. izlemiştir maç. Oradan fikir sahibidir. Almak isteyen, niyetlenen tanıyordur elbette. Tabii. Sportif direktörse işte ya da yöneticiyse biliyordur. Ya da menajerler hı. izletmiştir, anlatmıştır. Ben bilmiyorum, biz bilmiyoruz. Medya, yani spor medyasında nasıl bilmeye başladık? Beşiktaş'ta adı geçtikten sonra ya bu adam nasıl bir potansiyeldi, oturup evet, tabii ki izledik. Ben iki ay önceden bahsediyorum mesela evet. sana. Tamam yani temposu iyi. Türkiye Ligi fiziğe dayalı bir lig. Teknik çok iyi olmasa da fiziğe dayalı bir ligden bahsediyoruz biz. Güçlü adam. Yıkılmayan bir adam. Ee, birkaç e, opsiyonda kullanabilecek bir Hı -hı. adam. Demin bahsedeyim. Doğru. Mavi kartı var. En önemlisi bu. Hı -hı. Bedava biniyormuş travmayla araştırma buna. Mavi kartı <laughs> e, önemli bir özellik. Yerli statüsünde kullanacak o, 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 Ama tabi. çok para dört 4,5 milyon euro. Gelsin yapsın canıma minnet. Kimse konuşmaz parayı. Gelsin söksün alsın formayı herkesten. Güçlü fiziğini, tekniğini koysun. Sana maç kazandırsın. Hiç, aklına gelmez Hiç kimse ne dört göze zaten. gelir Tabii. ne on dört göze gelir. Aynen tamam, öyle. Abi. Ama olmazsa peşinden gelir. Hem oyuncunun hem yönetimin. Demezler mi adama ya Amir'e dört milyon, dört buçuk verdin. Ee, anaya dört verdin. Bu arada adamımız o bizim. Geçen hafta ismini anlarken evet. biliyordun. O, o da yok piyasada bak. Yeni transfer. Evet. Şimdi ne anlatayım ki ben. Dört, dört buçuk da şeye verdin. Bahtiyar şimdi dört 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 falan gidiyorsun dört buçuk. Sahada kim var? Salih, Getson, Amiral Cahmetoviç, yeniler de. Yani bilmiyorum nasıl yapacaklar, evet. nasıl kurgulayacaklar. Umarım iyi çıkar Bahtiyar. Hı -hı. Umarım iyi çıkar. Biz de deriz ki ya bilmediğimiz bir adam geldi burada. Gerçekten Atiba gibi Beşiktaş'ın e, uzun yıllar e, o bölgesinin işini Hı -hı. gördü falan deriz. Bakalım. Biraz önce orta sahanın çok şişkin olduğunu evet. söyledin Ergin o durum ne olacak? şimdi şöyle bir de Malinowski muhabbeti Hı -hı. var mesela on numaraya ben onu çok istiyorum Hı -hı. mesela çok beğendiğim bir oyuncu. O olur. ona asla itiraz etmem. Koca bir kere yerli statüsünden dolayı Salih'i kullanacak. Az çıkarır elinden Salih'i Beşiktaş. İşte yeni Bahtiyar'ı orada kullanır mavi Hı -hı. karttan dolayı 8 numarada. O başka bir model ama şu an gündemde öyle bir şey yok. Salih'in bir Genoa ilgisi var böyle evet, İtalya'da var. yine yazılıp Aynen. çiziliyor ama Aynen. bence sözleşme yenilerler Salih'de. O orta Marşı saha kurulur. Anlaşırlar. Anlaşırlarsa para konusunda. Ya anlaşsınlar bir zahmet. Çünkü Salih bu konuda kötü tecrübeler edindi. Ne yapmaması gerektiğini gördü. Hı -hı. Bu işin saat 100-200 bin euro olmadığını, forma giyeceğim bir yer oldu, mutlu olacağım bir yer oldu. Bunların hepsi önemli. Model koyuyorum kafamda orta saha. Şimdi bir tane 6 numara, iki tane 8 numara bir de 10 ile oynasan desi. kanatlar boşa çıkıyor. Falan. Evet. Yani zor bir durum zor bir karar. Valla nasıl 3 oyuncunun üstüne bir 3 oyuncu daha geldi oraya. İsmi geçen bir 4. oyuncu daha var. Malinovski işte. Valla orada da hoca meziyeti devreye girecek. Aynen bakacağız. Ben de merak ediyorum şu anda o, orası ne olacak diye. Peki İşin gelelim. sonunda yine Necip oynar biliyorsun. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> evet biliyorum. Hiç Beşiktaş taraflar da şaşırmaz Kim zaten. gelirse gelsin. Dakika 65'te girer Aynen. kral Necip kesin. Necip girer. Yani. İlk 11 Aynen öyle. <laughs> e, Ergin Pepe'yi de konuşalım. Pepe transferindeki son durumu? Pepe ile ilgili gelişmeler çok iyi Beşiktaş ve oyuncu açısından. Şayet hı. menajeri böyle bir tura çıkmadıysa. Vardır ya böyle Kibar Feyzo filminde 10 binde 10 binde der o Erdal Özyağcılar <laughs> o tarafa gider başlık parası evet. 11 binde 11 binde evet. 12 binde <laughs> böyle kızıştırır yukarı doğru gider. Şimdi menajerin bir dolanıyor menajer yani teklifler yapıyor. Türkiye'deki hı hı. büyük kulüplere de oyuncu var elimizde bak anlaşacağız geleceğiz. Şimdi Beşiktaş Pepe ile bu konuda anlaştı. Yani Orada problem yok oyuncu ile ilgili ama oyuncunun Arsenal'le sözleşmesi var. Beşiktaş'ın en kudusu diyorum ben ona. Şeyle sözleşmesi var Arsenal'de. Bunu feshetmeye çalışıyor işte. Alacağı, verecek, bon servisiz gelme, bedava çıkış. Bunları halletmeye çalışıyor. Olacak diye bekliyorum ben. Beşiktaş taraftarının seveceği bir tarz adam. Hı hı. Pepe. Şenol Hoca da sever, Beşiktaş taraftarı da sever. Bu tarz oyuncuları Vodafone Park'ta nasıl karşılandığını, nasıl tribünleri ayağa kaldırdığını Biliyorum işleri iyi gittiğinde kral olur. Hı hı. İşler kötü gittiğinde de çok top eziyorsun diye ilk tepkiyi onlar görür. Ama ben Beşiktaş'a yakışacağını olacağını düşünüyorum. Yani heyecanlandıracak ben... bir isim. Yani hı hı. o tarafta Rebic, bu tarafta Pepe, Malinowski gelirse ortada, Getson yanında, önde Abubakar. Yani çok dolu dolu bir hücum gücü, yüksek bir... Takım oluyor. Hocam da çok sever öyle bir hücum gücünü yani. Ergin şimdi sorsam mı sormasam mı sor, bilmiyorum. Sor sor. Yani. <laughs> Nereye gelecek konu belli de ha. talişkaya. Ha. Yani, yani fikrini de biliyorum aslında ha. ama izleyicilerimizin de tabii talepleri tabii, tabii, oluyor. Tabii, tabii, yani talepleri. merak ediyorlar çünkü. Çünkü dediğim gibi böyle Talişka biraz oyun oynamayı da sevdiği için böyle akıl karıştırmayı da seven birisi evet. olduğu için bizim da akla karışık yani. Evet. Talişka işini unutması lazım Beşiktaş taraftarının. Hı hı. Ayrı dünyaların insanlarısınız <laughs> yani. O bir doktor kızı senin baban karta çiftçi diye <laughs> şey vardı arkadaşlarla bir muhabbetimiz vardı. Olmaz o iş. Olmayacak. Taliska da biliyor olmayacağını. Orada beyanı söyleyen Şenol Güneş doğru söylüyor. Konuşması hı hı. doğru Şenol Hoca'nın. Taliska'nın yine göz kırpması, hocaya da göz kırpması. Yani evet. şey de dinlemiyor yani anladın mı? Hiç. Adap Erkan da bilmiyor. Yani gençlere yaparsın ya koskoca Şenol Güneş'e anladın Bununla mı? Onunla oynama. Ona bari da göz değil kırpıyorsun mi? yani. <laughs> Hep söyledim yani biz Şenol Güneş'in beyanını esas kabul edeceğiz. Ama Talişka orada kendi maaşını yükseltiyor şimdi. Hı hı. Yani gecenin bir yarısı hiç alakasız durduk yere şeyle ilgili, Beşiktaş'la ilgili gergeller yapıyor falan evet. mesela. Evet, Sorucu. evet. Gel, gel. Güzel yani bu, bu karşı tarafı cezbeden bir şey. E bir de etkileşimi de e, var. Tabii etkileşim geldikçe kendisi de Aynen. bundan çok mutlu oluyor. Ama işin sonunda bu iş olmayacak. O yüzden Talişka gündeminden yaşların çıkması lazım. Evet. Ee, olur mu bir gün? Bir gün olur böyle yaşlar geçer. İkinci bahar dönemine gelir. <laughs> ee, 34'leri 35'leri görür Talişka. Olabilir. Hı -hı. Bir kuarezma da olmuştu biliyorsun yani. İkinci geliş evet, olmuştu kuarezma evet, da ama şimdi o çok mümkün değil yani ben o, o defteri Beşiktaşların kapatması hı hı. lazım. Ergin şimdi Beşiktaş'ı izlediğin kadarıyla yani hem evet. işte bu Avrupa Konferans Liginde hem işte lige ilk başlangıç ki hep söyleriz ligin başlangıçları önemlidir. İleriki zamanlarda yani sezon sonlarına doğru ligin başlangıçları da çok konuşulur. Evet. Şurada şöyle puan kaybettik, burada böyle doğru. puan kaybettik diye. Dolayısıyla yani bu Beşiktaş sence? Ligin e, en azından başını iyi evet, gösterebilecekler. Güzel. Mi? Tam böyle Fenerbahçeli bir yorumcuya ya da taraftara sorulacak bir soru. <laughs> ah İstanbul Spor maçını kaybettiniz. Aha Güresun Spor. Aha Ümraniye <laughs> Spor. Hadi <laughs> derbileri geç de yani. Aha Umraniyen evet. Spor falan. Ee, Beşiktaşın fikstürü iyi Yani Beşiktaş'ın şimdi içeride Pendik Sporla oynayacak. Güzel bir serüveni var. Bunları kazanır. Zaten biz seninle burada program yaptığımızda Beşiktaş'ın iyi lige iyi gireceğini tahmin ettiğimi söyledim evet, çünkü evet. güzel bir yolu var Beşiktaş'ın. <laughs> ama nereye kadar götürecek? Şimdi ilk dört hafta şampiyon olamazsınız ama ilk 4 haftada şampiyonluğu kaybedebilirsiniz Çünkü orayı toparlamak çok zor. Evet. O geçiş sürecinin bir, bir sınır var orada. Sergen Yalçın Konya maçına çıkıyordu. Kötü bir mağlubiyet aldı. Son maçlarıydı. Fenerbahçe ve Başakşehir ile oynayacak peş peşe. İstifa geldi, geliyor artık. Evet, evet hatırlıyorum. Bir kazandı ikisini de. Hop şampiyonluğa gitti. Okan Buruk geçen sene Aynen. gidiyordu son haftasıydı tabii, tabii. Beşiktaş ve Başakşehir'de denk geldi o da evet. gidiyordu yani bildiğin. Müthiş oyunlarla iyi skorlarla kazandı şampiyonluğa gitti hikaye. Bunlar da yaşanıyor Hı -hı. Şey, süreç içerisinde ama o, o haftaları geçirmek için e, güçlü bir teknik adam oluyor. Bak Valeriyen İsmail geçiremedi mesela Hı -hı. değil mi? Sergen Yalçın Beşiktaş'ın evladı Okan Buruk Galatasaray'ın evladı tamam dediler hani bir biraz Hı -hı. daha. Dediler. Daha kredileri var. Da o yüzden de. hani Şenol Güneş de o konuda güçlü bir teknik adam. Ben Beşiktaş'ın net sezon sonunda 30-31-32. haftalarda hala yarışın içinde olacağını düşünüyorum ve göreceğiz bunu zaten. Hı -hı. Zaten iddialı bir teknik adam var orada. Az malzemeden iyi yemek çıkartabilecek bir teknik adam var. İyi bir başlangıçta da Beşiktaş ki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ikisinden bir tanesi bence ciddi bir Kırılma yaşayacak. İkisinin Hı -hı. öyle bence kafa kafaya böyle gidiyor. Öyle bir yarış olmayacak bence. Yanılabilirim. Evet bilirim. olabilir. Biri ciddi bir kırılma yaşayacak olabilir. ve ikinci takım orada Beşiktaş olacak. Adaylardan hangisi Hı -hı. olur diye. Baş i̇yi başlarsan bir özgüven de yakalarsın. Hı -hı. Kazandıkça kazanası gelir adamın böyle. Kazandıkça kazanası gelir. O açlığı bitmez e, insanın. Yani sorduğun sorunun karşılığı bence Hı -hı. Beşiktaş e, bu sezon e, öyle transfer sürecini sönük geçiriyor olsa bile hiç beklenenin aksine en ciddi en ciddi adaylardan bir tanesi olacak. Ki geçtiğimiz sezon konuştuğumuzda da yani Balerian İsmaille başlayan bir Beşiktaş ama hep diyorduk ya Şenol Güneş'le başlamış olsaydı olsaydık çok daha farklı bir Beşiktaş olurdu diye. işte bu sene tam da belki o hikayenin olacağı sene. Sonuçta bir yani, Şenol o Güneş'le başlayan bir Beşiktaş var. Doğru ama tarihi yatırımlarını, tarihi harcamalarını yapıyor. Tabii bir de öyle bir durum var. İki tane evet var. <laughs> Şenol Hoca da yani şeyi vermek lazım biraz eşit şartları oluşturmak lazım şey evet. anlamında da e, teknik adam anlamında evet. da. İki, şimdi yarışacaklar biraz şartlar çok oyuncu kulübü açısından çok eşit değil. Burada da marifet devreye girecek. Evet. işte. Şenol Güneş tecrübesi marifeti devreye girecek. İşte maalesef bir de bir sıkıntı yaşanacak ya o da Afrika Kupası. Onu da artık o zaman konuşacağız. Ya çok falan. hoşuma gitti şey dedi. Geçen yayındaydık TRT Spor'da <laughs> bizim Fırat Güneyer bağlamış. Dedi ki Beşiktaş iki tane daha siyahi Afrikalı oyuncu alırsa. Önlemeye katılmadan direkt Afrika Kupası'na katılabiliyor diyor. Çok hoşuma gitti. <laughs> Beşiktaş Afrika Kupası'nda mücadele ediyor Aynen, mi? Evet öyle bir durum. Valla çok dil döktük. Bazen yükselerek konuştuk bu konuyu burada <gülüyor> <gülüyor> beraber. Sertleştik. Ee, yazı yazdım üzerine birkaç tane. Ama gelecek Afrika Kupası dönemi şunu diyeceğiz. Böyle planlama mı olur? <laughs> Hiç mi düşünmediniz? Evet. Bu kadar aynı evet. benzer ve oraya gidecek oyuncu buraya alınır mı? Böyle o yönetim nasıl planladın sen bunu? Ey Şenol Hocam nasıl izin verdin? Ey federasyon niye devre arasını almadın Afrika Ama iş işten geçmiş geç olacak. Hiçbir önemi yok. Ancak bağırdığın, çağırdığın stresinle kalırsın. Hop bakarsın oturursun sahada. Kara, Kral Necip yine yani. <laughs> Her şeyin sonu böyle bir Necip'e bağlanıyor Beşiktaş'ta. Şimdi, evet da... Abu Bakar gidecek. Abu Bakar Beşiktaş'ın şu anda pamukları sarıp sarmalaması gereken... Gereken, gerektiği bir adam. Ne olacak mesela? Ben düşünüyorum. Bir de Kamerunlu. Babalar finale kadar gidiyor yani favorisi kupanın. Evet. Gittim mi gelmez Uzun yani. Uzun bir süre yok Tabii yani. Gittim mi gelmez. Ya, kritik haftalar, kritik dönemler. Valla... E, göreceğiz. Göreceğiz. Yani ama Beşiktaş gibi e, hedef takımlarının, şampiyonluk takımlarının kervan yolda dizilir. Mantığıyla e, yola çıkma gibi bir lüksü çok olduğunu düşünüyorum. O dönem gelsin de bir bakalım olmaz. Olmamalı. Hı -hı. Neyse yani bu senede böyle oldu. Yani renk olarak güzel. Yani bizim çocuklar, kara çocuklar, siyah Ben hep kendimden Hı -hı. E, sayarım onları. Hı -hı. Böyle çok benimserim onları. Bizim oğlanlar, bizim çocuklar gibi gelir bana. Severim yani. Ama şimdi 7 tanesi gitti. 6 tanesi. Nasıl olacak? 11'den oyuncular bir de bunlar yani mecbur o zaman konuşacağız evet. yani. Yapacak bir şey yok. Burada konuşsak Kupası'da da bir şey yaramıyor şu an. Evet, Afrika. <laughs> Beşiktaş kupayı alıyormuşsun Afrika Kupası Beşiktaş'ın. Tarihte <laughs> müzede bir şey var. Afrika Kupası. Al <laughs> <laughs> 2020 Afrika Kupası şey Beşiktaş'ın. <laughs> evet Şanlı. çok iyi. Peki çok teşekkür ederim Ergin. Verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim keyifli Neyse. sohbetin için. Ben teşekkür ederim. Ergin Aslan'la yüz yüzenin bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta biz yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek <laughs> üzere. İyi günler.